Alaaddin'in sihirli lambası Bir zamanlar Alaaddin adında bir çocuk yaşardı. Bu çocuğun babası öldüğü için annesiyle birlikte yalnız ve yoksul bir hayat sürmekteydi. Bir gün Alaaddin sokakta arkadaşlarıyla oynarken bir adam gelip sevgili Alaaddin ben senin amcanım gel seni kucaklayayım diyerek ona sarılmış. Aslında bu adam Alaaddin'in amcası değilmiş. Sihirli bir lambanın peşinde olan bir düzenbazmış. Bir mağarada gizli olan bu lambayı ancak Alaaddin gibi iyi yürekli ve dürüst bir genç alabilirmiş. İşte bu adam da Alaaddin'i bu iş için kullanmak istiyormuş. Bu nedenle Alaaddin'e amcana bir konuda yardım etmek istemez misin demiş ve onu dağlara götürmüş. Orada ellerini kaldırıp büyülü sözler söylemiş ve yerde bir kapak belirmiş. İşte demiş amcası aşağıda bir lamba var bu lambayı alıp bana getirirsen ben de evimde kullanırım. Sonra da Alaaddin'e bir yüzük vermiş. Bu yüzük seni korur demiş. Lambayı alırken herhangi bir güçlük yaşamasını istemiyormuş çünkü. Alaaddin amcasının bu basit arzusunu kırmak istememiş. Açılan kapaktan içeri girmiş ve basamakları inmeye başlamış. Aşağıda binlerce altın ve elmasla oluşan hazineyi görünce Alaaddin'in gözleri kamaşmış. Amcasının bu kadar büyük bir servet dururken kendisinden sıradan bir lambayı istemesine bir türlü anlam verememiş amcasına sormuş. Amca burada altınlar ve elmaslar var. Onlardan istemez misin? Amcası hayır demiş. Lambayı istiyorum. Gümüşler ve pırlantalar demiş Alaaddin. Hayır demiş amcası. Lambayı istiyorum. Alaaddin şaşkınlıkla gidip lambayı almış. Bildik sıradan eski bir lambaymış bu. Merdivenlere çıkıp amcasının kendisini beklediği girişe gelmiş. Haydi beni yukarı çek demiş amcasına. Önce lambayı ver demiş amcası. Alaaddin şüphelenmiş. Lambayı vermemiş. Önce amcasından kendisini yukarı çekmesine ısrar etmiş. Amcası lambayı almak için bağırmış çağırmış. Alaaddin önce beni çek sonra lambayı alırsın demiş. Amcası bunun üzerine öfkeyle mağaranın kapağını kapatmış. O halde sonsuza dek orada kal diye bağırmış. Zavallı Alaaddin ne yapacağını bilmez bir halde bir süre gözyaşı dökmüş. Sonra öfkeyle elindeki lambaya bakmış. Hep bu lambanın yüzünden diyerek elini lambaya sürmüş. Sürer sürmez de lambanın içinden önce bir duman çıkmış. Bu duman sonra bir deve dönüşmüş. Dile benden ne dilersen demiş dev Alaaddin'e. Sen de kimsin demiş. Ben bu lambanın ciniyim demiş dev. Bu lambanın sahibi kimse onun dileklerini yerine getiririm. Beni çağırmak istediğinde lambayı okşaman yeterli. Alaaddin çok sevinmiş. Beni eve götürmeni diliyorum demiş. Emredersiniz demiş dev. Az sonra Alaaddin elinde lambasıyla annesinin karşısındaymış. Alaaddin annesine her şeyi anlatmış. Artık bütün isteklerimizi gerçekleştirebiliriz demiş. Bunu göstermek için de hemen lambayı okşayıp cini çağırmış. Çok acıktık demiş. Bize bir şeyler hazırlar mısın? Tabi demiş cin. Az sonra nefis yiyeceklerle dolu bir sofra Alaaddin ve annesinin önündeymiş. Oturup afiyetlerle, afiyetle karınlarını doyurmuşlar. Günlerden bir gün Alaaddin kralın kızını görüp aşık olmuş. Onunla evlenmek istediğini annesine söylemiş. Annesi gidip kralla konuşmuş. Yanında giderken de cinin onlara bulup getirdiği değerli hazineleri armağan olarak götürmüş. Kızını zengin bir adama vereceğini anlayan kral hemen Alaaddin'in evlenme isteğini kabul etmiş. Kız da zaten Alaaddin'i görünce çok hoşlanmış. Böylece evlenmişler. Alaaddin cinden hemen kendisi için büyük bir saray yapmasını istemiş. Ama mutlulukları pek uzun sürmeyecekmiş. Çünkü Alaaddin'in amcası olduğunu söyleyen adam, olan bitenin farkındaymış. Lamba satıcısı kılığına girmiş ve Alaaddin'in sarayına gelmiş. Alaaddin evde yokmuş. Karısı lamba satıcısını görünce yeni bir lamba almak istemiş. Düzenbaz lambacı ona, "Eski lambalarınızı alıp size yeni bir lamba verelim." demiş. Alaaddin'in karısı evdeki lambanın ne kadar önemli olduğunu bilmeden yeni bir lamba almış. Lambayı alır almaz adamın ilk yaptığı iş cinden Alaaddin'in sarayını alıp getirmesini istemek olmuş. Cin, lambanın sahibi kimse onun her istediğini yapmak zorunda olduğu için isteklerini istemeye istemeye yerine getirmiş. Saray ortadan kaybolunca kral Alaaddin'in kendisini ve kızını aldattığını düşünmüş ve çok öfkelenip kızını kendi sarayına götürmüş. Böylece Alaaddin eskisi gibi yalnız ve yoksul hayatına geri dönmüş. En çok da sevgili karısını özlüyormuş. Karısı aslında onu yoksul olsa da severmiş. Ama babası bir kral kızının yoksul biriyle evlenmemesi gerektiği konusunda kesin kararlıymış. Alaaddin günler geceler boyu üzüntüyle dolaşmış durmuş. Eski mutlu günleri karısının güzel yüzü bir an için gözlerinin önünden gitmiyor, kederli gözyaşları döküp duruyormuş. Yine bir gün böyle acıyla bir ırmağın kıyısında otururken gözü parmağındaki yüzüğe takılmış. Amcası olduğunu söyleyen adamın mağaraya inerken verdiği yüzükmüş bu. Hemen yüzüğü okşamış. Yüzükten önce bir duman yayılmış. Sonra da bu duman bir cine dönüşmüş. Dile benden ne dilersen demiş cin. Alaaddin çok sevinmiş. Karısını ve sarayını geri istemiş. Cin ben bütün bunları yapamam. Gücüm sınırlıdır. Ama istersen seni sarayının olduğu yere götürürüm demiş. Sonra da söylediğini yapmış. Alaaddin sarayına gelince sessizce içeri girmiş. Lambasını ve sarayını alan adam yatağında uyumaktaymış. Alaaddin lambayı bulup almış ve hemen okşamış. Lambanın içinden çıkan cin Alaaddin'i görünce çok sevinmiş. Sarayımı eski yerine getir demiş Alaaddin. Sonra da bu adamı dünyanın çok uzak bir yerine götürüp bırak. Ömrünün sonuna kadar yürüse bile buraya gelemesin. Cin söylenileni büyük bir zevkle yerine getirmiş. Alaaddin koşarak karısına gitmiş. Karısı onu görünce sevinçle boynuna atlamış. Sarıyın olsa da olmasa da beni